Turunda geçti. Bugün ekonomik güven endeksi açıklandı. Bunun alt maddelerinden biri de tüketici güveni. O da geçen hafta aslında açıklanmıştı endeks. Orada çok ciddi bir sıçrama gördük. Kasım verileri açıklandı. Dolayısıyla bugünkü ekonomik güven endeksinde de gerek tüketici, gerek reel kesim, işte ticaret, perakende sektörü, inşaat sektörü, hizmet sektörü 5-6 madde altında. Burada ciddi bir sıçrama var. Fakat buradaki en yüksek sıçrama tüketici güveninde. O gerçekten dikkat çekiyor Kasım ayı verilerinde. Kasım ayı verileri neden bu kadar ciddi bir sıçrama yaptı? Aslında daha önceki aylara baktığımızda bir düşüş söz konusuydu. Ekim'de biraz toparlanma vardı ama şu yaşadığımız seçim sürecinde bir oynaklık vardı. Gözle görülür bir düşüş vardı. Hatta dibe vurmuştu tüketici güven endeksi. Onun Kasım, ben o şekilde yorumluyorum büyük ölçüde, Kasım seçimlerinde çıkan istikrar mesajıyla, çünkü o arada iki seçim arası büyük belirsizlikler vardı ki bu tüketici açısından önemlidir. Volatil bir ortam veya işte önünü görememek, bunlar tüketici açısından önemli. Kasım ayındaki süreç biraz buna yoruyorum. Biraz güveni toparlanmış olmalı.